biraz konuşabilir miyiz? Kerem Bey, bence... Dünden sonra senin olmasa da benim sana söyleyeceklerim var. Teklifim senin için ne kadar hızlı, ani ve sıra dışı olsa da içten ve üzerine düşünülmüş bir teklifti. Sen şimdi diyorsun ki ne çeşit bir ruh hastasıyla karşı karşıyayım, değil mi? Hayır, tabii ki de hayır. Sana bu kadar hızlı evlenme teklif etmemi açıklamamın imkanı yok ama bunun benim için bir açıklaması var Nur. İnan bana, bir çılgınlık anında edilmiş bir teklif değildi bu. Gerçi her şey ortada. Bunları konuşmamızın bir anlamı yok ama ben yine de hiçbir şey havada kalsın istemedim. Sana kendimi anlatmak istedim. Ben gerçekten anlayamıyorum. Bakın zaten gerçeği de biliyorsunuz artık. Ben evliyim. Bakın, ben bir anda karar vermek, bir anda evlenmek ne demek çok iyi biliyorum. Çünkü biz de öyle yaptık. Yiğit'le birbirimizi tanıdıktan bir hafta sonra evlendik. Eşi uyurken, değil mi? Evet, uyurken. Affedersin Nur. Niyetim seni sıkıştırmak değildi. Ben bir anda aşık olup evlenmeyi anlayabilirim. Ama sizi anlayamıyorum. Biz hiçbir şey yaşamadık, paylaşmadık. Siz gerçekten beni çok şaşırttınız. Ben size yanlış bir sinyal mi verdim diye adeta kendimden şüphe ettim. Hayır Nur. Senin yanlış yaptığın hiçbir şey yok. İstersen ben bu durumu eşinle de konuşabilirim. Hayır, hayır sakın. Sanırım diğer gözüm için endişeleniyorsun. Bakın, bu aralar Yiğit'in psikolojisi çok iyi değil. Benim yüzümden sorun yaşadığından eminim. Ve inan bunun için çok üzgünüm. Ben seni bir kere zor durumda bıraktım. Ve bu bir daha tekrarlanmayacak. Ben senin hayatını karıştırmayacağım Nur. O halde sizden bir şey rica edebilir miyim? Evet. Benden ne istersen rica edebilirsin. O zaman ben kampanyadan affımı rica ediyorum. Yiğit. Ben fabrikaya geçiyorum kardeşim. Geç. Benim yerime sen geçsen ya. Ya benim suratıma baksana Allah aşkına. Bende fabrikaya gidecek hal mi var? Tabii ya. Zaten bir tek senin moralin bozuk. Ya ne diyorsun şimdi Allah aşkına ya? Ha, anladım senin derdini. Emin değil mi? Ya şimdi gideceğim orada. Ben ararım şimdi müdürü. Söylerim. Uzaklaştır oradan, sen de gidersin, rahat edersin. Eyvallah, sağ ol ya. Daha ne yapayım Cahit? Zaten kafam bozuk. E zaten senin hep kafan bozuk Yiğit. Nasıl bir kafaysa o kafa hiç düzelmedi kardeşim yani. Yani İcdet iyileşti, Nur işten ayrıldı ama senin kafan hala bozuk. Ya işten mişten ayrıldığı yok. Beni katil edene kadar çalışmaya devam edecek o adamla. Anladım ben. Burası daha karışık. Ben fabrikaya kaçar o zaman. Kimseyi zor durumda bırakmamak için işe devam edeceğimi söyledim. Ama bunu içim el vermedi. Çünkü işe konsantre olamayacağımı hissediyorum. Ben sizin için çalıştığım sürece Yiğit'le aramız hep kötü olacak. Kafam hep onunla yaşadığımız sorunlara takılacak. Ve işimin hakkını veremeyeceğim. Mutsuz olup mutsuz edeceğim. Nur tamam. Beni ikna etmek zorunda değilsin. Benden ne istersen isteyebilirsin dedim. Sen de ne istediğini söyledin. O zaman beni kampanyadan çıkaracak mısınız? Evet. Seni kendi isteğimle kampanyadan çıkaracağım. Ve bunu ben istediğim için kimse bana tazminat ödemek zorunda kalmayacak. Ajansla yola devam ettiğimde kimse işsiz de kalmayacak. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam Nur, hadi gülsün yüzün artık biraz. Gülemiyorum. Yani içim ne kadar rahatlasa da bu yaptığım aslında etik değil. İnanın duygusal olarak buna mecbur kalmasaydım sizden asla böyle bir şey istemezdim. Beni yanlış anlamadınız değil mi?
Ben bunu kocamdan korktuğum için ya da o direttiği için yapmıyorum. Hatta bunu yaptığımdan onun haberi bile yok. Zaten sizinle karşılaşmasaydım böyle bir şeyi istemek aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama sizinle konuşurken gerçekten buna devam edemeyeceğimi o kadar iyi hissettim ki. Bana kendini açıklamana gerek yokmuş. Ben seni anlıyorum ve hak veriyorum. Evini kurtarmaya çalışıyorsun. İçin rahat olsun istiyorsun. Ve buna saygı duyuyorum. Ve inan bana, hiçbir iş mutluluktan daha önemli değil. En azından benim için senin mutluluğundan daha önemli değil. Teşekkür ederim. Ama ben gerçekten sizin bana olan duygularınızı anlayamıyorum. Üzgünüm Nur. Gerçekten çok üzgünüm. Sana bunları anlatmamın yolu yok. Ben artık kalkayım. Her şey için, anlayışınız için teşekkür ederim. Ve olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Dur. Belki bundan sonra seni hiç göremeyeceğim. Ama lütfen senin için hissettiklerimi, her ne kadar sana anlamsız ve yersiz gelse de bir ömür boyu baki kalacağını unutma. Ve bir gün bana, dostluğuma, desteğime, her neye ihtiyacım olursa ben burada olacağım Nur. Senin için burada olacağım. Kendinize iyi bakın Kerem Bey. Siz iyi bir insansınız. Hala Yiğit'e sahip çıkmaya çalışıyor değil mi? Kocasına sahip çıkıyor desek? Asla başaramayacak ya. Asla başaramayacak. Hadi İclal. Söyle artık, ne var kafanda? Kerem'den de istediğini alamadın. Dur bakalım. Şimdilik alamadım. Bence o adam bu topa hiç girmeyecek. Evet. Şimdilik girmeyecek. Benim attığım pası almadı ama Nur'un attığını alacak. İclal, kafanda ne var? Ne düşünüyorsun? Ya neden bana söylemiyor? İşin sana düşen kısmını yapacağın zaman ne olduğunu da öğreneceksin Fırat, tamam mı? Hadi, şimdi kapatmam lazım. Konuşuruz sonra.